Şimdi yüksek sezona giriyoruz. Bizim için en değerli tarihlerden bir tanesi Haziran'ın ikinci haftası. Dolayısıyla 9 günlük tatilin açıklanması, periyodun uzaması yine otelciler için ve ülkemizdeki yaşayan insanların tatil yapabilme imkanları için çok ciddi bir fırsat olacak. Dolayısıyla bu konuda müteşekkiriz. Okul tatili de aynı döneme denk geliyor. Okulların kapanması da aynı döneme denk geliyor. Tabii ki insanlar tatil programlarını buna göre düzenleyecekler. Son dakika rezervasyonları için de belli bir sürede yerimiz var. Dolayısıyla bu da bir imkan olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenleniyor biliyorsunuz. Dolayısıyla onun için oteller dev ekranlar kurdular. Onların da otellerde seyredilebilme imkanı var. Hem yurt dışından gelen misafirlerimiz için hem ülkemizde yaşayan misafirlerimiz için. Bir de tabii biliyorsunuz bizim için çok önemli kaynaklardan bir tanesi Avrupalı Türkler. Yurt dışında yaşayan Türkler de çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor bizim için. Dolayısıyla onlar da tatillerini kendi ana vatanlarında geçirmek istedikleri için bu 9 günlük tatil periyodu onlar için de çok büyük bir avantaj olacak. Tabii bir de yüksek sezonu bu şekilde başlatabilmek bizim için hem büyük bir fırsat hem de aynı zamanda açıkçası otelci açısından da çok büyük bir imkan. Çünkü yerli turist gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli. Bu konuyla baktığınızda sistem 9 günlük tatile şu anda konsantre oldu diyebiliriz. Şöyle, ben %100 doluluğu yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hem iklim şartları çok güzel. Şu anda hava şartları tam tatil için en uygun dönemimizi yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimiz, yavru vatan. Dolayısıyla hani yurt dışı tatil gibi oluyor. Hem yurt içi hem yurt dışı gibi oluyor Kuzey Kıbrıs'a tatil yaptığınız zaman. Sanatçı programları orada var. Antalya'mızda var, Ege'mizde var. Çok ciddi anlamda sanatçı programları devam ediyor. Dolayısıyla sadece sanatçılı olan otellerimiz değil, eğlence programlarını da Kurban Bayramı'na göre düzenleyen otellerimiz var. Dolayısıyla hem eğlenmeye hem dinlenmeye gelecekleri güzel bir periyot olacak. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümete teşekkür ediyoruz. Bu tür tatiller uzaması turizmcilere direkt pozitif anlamda etki sağlıyor. Kendi bölgemiz adına konuşacak olursak şu an için bayramda hemen hemen yer kalmadı. Dün en son sektördeki diğer meslektaşlarımla görüşmemde yer kalmadığını söyledi. Çok veya da çok az bir yer kaldı. Özellikle yüksek sezon olması, uluslararası turistin otellerde şu an konaklıyor olması, buna ek olarak iç pazardaki hareketlilik otelleri doldurdu. Bayram için yüzümüz gülüyor. Şu an üzülerek bazı misafirlerimize yer kalmadığını söylüyoruz. Şu an evet söylediğiniz gibi Lara Kundu bölgesi ve Belek bölgesinde yakın bir yerdeyiz. Şu an için çoğu oteldeki durum bu. Bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bize her zaman destek olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nda da biliyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde bir destek oldu. Ramazan Bayramı'nı 9 güne çıkarttı. Kurban Bayramı'nda da bu şekilde bir karar alması tüm turizmcileri tabii ki çok sevindiriyor. O yüzden çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz artık yaz sezonuna girdik. Turizmci 1 Haziran'dan sonra artık yaz sezonuna girmiş bulunmakta. Bu da Ekim'e kadar devam edecektir diye düşünüyoruz. Şu andaki doluluk oranlarımız gayet de güzel. %75-%85'lere kadar varan bir doluluklarımız var. Bu Kurban Bayramı'ndaki 9 güne çıkartılması bize çok çok daha son boş odalarımızı dolduracaktır diye düşünüyorum. Ama her zaman biliyorsunuz Türk misafirlerimiz son dakika rezervasyonlarını da çok tercih ediyorlar. O son dakika rezervasyonu yani kapı misafiri dediğimiz misafirleri de otellerimizde ağırlama şansını elde ettiğimiz zaman %100'lere vuracağını düşünüyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlenme olacaktır. Aynı zamanda hem havalar sıcak olmaya başladı hem yaz tatili okullarda başlamış oluyor. Ciddi bir hareketlenme Antalya bölgesinde olacaktır diye düşünüyoruz.